yeni bir tadı tuzu yerindeyle yine beraberiz. Bugünkü konuğumuz bomba, muhteşem, fıkır fıkır, eğlenceli, Evren Can Gündüz. Yanında bir de muhteşem bir yemek yapacağız. Elbasan tava. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evren Can, canım, güzel kardeşim benim. Seni görünce neden bu kadar hoş, keyifli, beni bu kadar mutlu ediyor diye düşünüyordum. Seni görünce dedim ki ya bu adamdan çıksa zaten bu müzik çıkar. Dolayısıyla hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Benim. Güzel bir bayram programı. Senin güzel müziğine yakışır bir şekilde de çok da güzel bir yemek yapacağım. Nasıl gidiyor müzik hayatın canımın içi? Çok güzel gidiyor. Her zaman olduğu gibi hayat beni büyütmeye devam ediyor ve ben öğrendiğim her şeyi müzik kanalıyla insanlara aktarıp hizmetime devam ediyorum. Sözlerin gücünden çok melodilerin gücüne odaklanmış durumdayım. Melodilerin çok sihirli olduğuna inanıyorum ve anlattıkları çok güçlü şeyler olduğuna inanıyorum. O yüzden daha çok orada kendimi oraya adamış durumdayım. Sen biraz farklısın. Mesela radyoyu açtım bir gün. Bir adamın biri bağırıyordu. Bozacı. Ben de bozayı severim. Ne alaka bu ya diyordum. Arkasından bir müzik çıktı. Ve o müzik gerçekten beni hem fıkır fıkır yaptı hem hayatın içine soktu. Yani böyle canlı bir şey yaşamaya başladım. Sanki orada o şarkıyı ben söylüyordum ya da o bozacı bendim. Kendimi içinde bulmuş oldum. Aslında seninle de ben bu kadar yakından tanımamı, seni tanımamın sebeplerinden birisi de o bozacı. Boza boza boza, sen de güzelsin. Giyiyordum içince kalbim bilmezsin. Tüm mahalle dolsa, birlikte olsa. Kalbimdeki tozu silip süpürüp atsa. Boza. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. O bozacı nasıl çıktı? O bozacı mahalleden çıktı işte ya. Ya. Mahalle enerjisi. Senin orada bozacı gibi hissetmen, sanki o bozacı bendim gibi hissetmenin nedeni benim kalbimde o şarkıya yüklediğim misyon aslında bir zamanlar mahallede işte abiler vardı, herkes birbirini korurdu. Bir anne varsa bir çocuğu var ama bütün mahallenin çocukları da onların çocuğuydu ve herkes gelen giden olurdu ve fazladan yemek yapardı. Yani aslında yokluğun olduğu belki de ama dostluğun olduğu, paylaşımın olduğu, az abi, azın da çoğun da sevgiyle paylaşıldığı bir mahalle enerjisi vardı ülkemizde. İşte bu enerjinin hatırlanmasını, o neslin tekrar işte o bozacıyı duyduğu an aslında bütün mahalle anılarına geri dönmesini istediğim için bozacı şarkısının bana gelişinin bir nedeni olduğunu hissettim. Şarkıyı da öylesine bir melodi yaparken camdan birisi bozacı diye bağırdı. Aynı şarkıdaki gibi. Dedim ki bu şarkının ismi bozacı olsun dedim ve yani gerçekten üstünden 5 sene falan geçti ve dedim ki bu şarkıyı yapmam gerekiyor. Yani bunun vermek istediği bir mesaj var. Öyle çıktı ortaya. Bence çok doğru. Çok güzel bir şarkı olmuş. Bence benzeri şeyleri yapabilirsin. Kesinlikle evet. Yapmaya devam edeceğim. Sen yeni bir Barış Manço gibisin zaten ya. Sana baktığımda Barış Manço'yu görüyorum. Yani model olarak da, ruh olarak da görüyorum yani. Bayrağı büyük bir onurla taşırım ama gibi de kalsın. Onun ötesine yetişemeyiz yani. Barış Manço bir başka bir yerde çünkü. Elimizden geleni yapalım bence. Elimizden geleni evet. Yapmaya devam edelim. Elimizden geleni yapalım. Kendimizi en yukarı seviyeye taşıyabilirim. Bence. Bir de senin baban çok önemli bir adam. Asım Can. Asım Can'ın oğlu olmak nasıl bir şey? Tabii ki şahane bir şey yani. Çünkü o da senin gibi çok yüksek enerjili ve mesela bir otele girer. Ne kadar güzel bir gün, bizi ne kadar güzel karşıladınız, ne kadar güzelsiniz bugün. Çok teşekkür ederiz, her zaman bize yardım ediyorsunuz. O güler yüzünüzü gördük ya, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani hani girdiği sahneden itibaren diye böyle enerji hemen saçar. Demek ki mutlu ederek mutlu olmayı bilen bir adam. Kesinlikle ve şeyi de biliyor. Mesela onların saatlerce çalıştığı, empati duygusu da çok güçlü. Hani onların saatlerce çalıştığını biliyor. Sen de işte oralardan geldin ya. O da çok zorlu zamanlardan geçmiş.
Babası ticaret adamıymış, batmış, Amerika'ya gitmişler. Amerika'da sıfırdan aşçılığı öğrenmiş. Sonra 5 yıldız otellerde aşçılık yapmış, ailesine bakmış. Aileyi doyurmak için verilen emeği görerek büyümüş bir adam olduğu için. Orada mesela otelde çalışan insanların da ne kadar büyük saatlerce emek verdiklerini bildiği için bu güzel sözlerin onları ne kadar iyi hissettireceğini de bilip onları ne kadar mutlu edeceğini anlayan mesela bir insan. Hayatın içinden gelmenin ne kadar önemli olduğunu evet. göstermiş baban. İşte insan diyorsun ya, insanla olan ilişkini ve onunla olan empatini güçlü tuttukça insanlar sana saygı duyuyorlar. Çünkü sen onlara saygı duyuyorsun. Peki müzik yapmanda Asım Can'ın oğlu olmanın bir rolü var mı? Yani tabii ki var. Yani bana öğrettiği çok şey var. Ama şu konuda kesinlikle şeyi söyleyebilirim. Yolculuk olarak müzik camiasına hani atılmayı kendim seçtim. Yani onun oğlu olduğum için ben de müzik yapacağım demedim. Hani Terzi'nin oğlu Terzi'dir. Hani öyle bir durum yoktu. Yok. Evren, seninle sohbet ve muhabbet çok güzel. Gerçi yemeği yaparken de anlatacağım bir şeyler kalsın. Kurban olayım ya. Bizde bitmez ya. Aktın gidiyorsun ya. Ben de bitmez. Hadi geçelim. Hadi mutfağa gidelim. Efendim, artık mutfağa geldik. Şimdi sana ben Balkanlardan hayatımıza giren, ülkemize giren ve herkesin çok sevdiği bayramlarda, seyranlarda masayı süsleyebilecek güzel bir yemek yapacağım. Elbasan tava. Elbasan tava için önce şöyle müsaade edersen bir malzemeleri bir sayalım. Buyursunlar. Bunun için çok güzel bir kuzu eti lazım. Dana eti olur ama yakın yapmayın. Kuzu. Mümkün olduğu kadar kuzunun güzel yerini. Bakın çok güzel bir incik kısmı. İnciğin de göbeğini aldık. Yoğurt lazım bize ve bu yoğurdumuz mutlaka süzme yoğurt olmalı. Tuz lazım, yumurta lazım, biraz arpacık soğanı, birazcık un lazım, tereyağı ve et suyu. Tabii ki tuzumuzu unutmuyoruz. Şöyle senin gibi başlayayım istiyorum. Ya böyle müzik yap. Şöyle tak. Dedikten sonra başlıyorum. Şahane bir intro. Başlıyorum. Şimdi tavamız ısınmaya başlasın, ısınırken şu etleri şöyle bir düzeltelim, sağını solunu bir düzeltelim. Çünkü havalı bir et olsun istiyorum. Bu arada senin mutfakla aran nasıl, yemekle aran nasıl, yemek yapar mısın? Onları da bir soralım sana. Yaparım ama sevdiğim yemekleri yaparım. Çok yemek yaptığımı söyleyemem. Yani çok yemek tarifi bilmem ama eğer sevdiğim bir şeyse doğaçlama da yapmayı severim. Genelde kendine yemek yapmayı sever misin? Çok severim çünkü içine yemeğin sadece maddenin ötesinde sevgini de koyduğun için. Mesela sen şu an çok severek yapıyorsun belli. İçine aşıksın. Seviyorsun bu işi. Aşk yoksa, sevda yoksa o güzel olur mu? Olmaz işte. İlle sen müzik yaparken aşkını koymuyor musun? İşte. Sevdanı koymuyor musun? Koyuyorum. Ruhunu koymuyor musun? Koyuyorum. Evet, ben de bu yemekle beraber pişmeliyim. Herkes neden annemin yemeği der? Bunun sırrı ne sence? Anne, oğluna, kızına yapacağını bildiği için, sevenlerine yapacağını bildiği için o anne çok severek yapar yemeğini. Tek kelimede doğru cevap veren tek adamsın. Dananana. Tek adamsın. Çünkü o canlarına yapıyor. Bu arada tabii efendim yağımızı koyduk. Bu etlerimizi öncelikle mühürlememiz gerekiyor. Niye mühürlememiz gerekiyor bu etleri efendim? Etlerin suyu. İçeride kalsın diye. Yani ruhu, tadı, tuzu, aroması İçinde kalsın diye. Yoksa... Allah'ım çok iyi ya, harika bir şey. Sese bak. Neler. Kaç tane müzik, enstrüman sesleri var biliyor musun? Mutfak bence komple enstrüman. Evet abi. Bir de bunun kokusu var. O koku da çok önemli. Kokuyu da ona eklediğin zaman buradan çıkan şu ses var ya.
Yani müzik ya, yani, müzik. Senin, yani, senin müzik. Müziğin de bu. Nasıl, görüntüye bakar mısın? Nasıl görüntüler? Şahane. Evet. Muhteşem duruyor değil mi? Top top oldular böyle. Şimdi evet, düşün. Şişti değil mi? Şişti böyle. İşte bir ne yapıyor? Suyun içine topluyor. Yalnız ustalara büyük saygım var. Çok sıcak oluyor ya. Yazın nasıl dayanıyorsunuz siz? Her işin kendine göre özellikleri, güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var. Var. Eğer seviyorsan bunlara katlanırsın. Sonuçta bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra insanların masalarında, insanların gözlerindeki o mutluluğu yerken mutlularsa her şeyi unutur. Peki sen mesela şarkıyı söylerken, besteyi yaparken sonucunda sen insanların yüzünde nasıl bir ifade gördüğünde ki belli mutluluk ama senin de sana göre bir bakış açın vardır, bir bakışın vardır. Bir kere insanların özellikle kendi yarattığın orijinal bestelere böyle yüksek bir şekilde eşlik etmesi o çok büyük bir keyif veriyor. Alkış. Alkış. Allah. Ya ama alkışın da çeşitleri var böyle. Bazı alkışlar vardır. Ne verdiysen her şey alınmıştır yani. Bazen bir alkış vardır. Hani senin kalbende verdiğin şeyi çok %15, %20'sini alır insanlar. Bazı anlar vardır. Herkes sana kilitlenir. O zaman sadece gözler ve kulaklar değil, gönülle de bir bağ kurulur. O gönül bağındaki gelen alkışın tadı da farklıdır yani. Onu hissedersin. Sen onu hissedersin tabii. O beni çok mutlu eden bir şey. Bir de bestenin hep bir ağızdan söylenmesi falan, aynı hissin aynı anda yaşanması çok güçlü bir şey. O yüzden mutlu oluyorum, şükrediyorum böyle anları yaşadığıma her zaman yani. Bozacı'dan aklıma geldi. Eski mahalle kültürü, eski bayramlar, onlarla ilgili ne söylemek istersin? Nerede o eski bayramlara girdik mi abi? Eski bayramları özlememizin nedeni bizim dikkatimizi dağıtan daha az şey vardı. Telefon vesaire yoktu. İnsanlar birbirleriyle sohbet ederek daha fazla zaman geçiriyorlardı. Şimdi gençlerde bir kopukluk oluyor. Sürekli telefon bingliyor. Bir bunkluyor. Ve o sohbet hep dağılıyor abi. Dolayısıyla eski bayramların bu kadar güzel olmasının nedeni aslında İnsanın insanla daha sıcak bir ilişki kurmasıydı. Efendim senin sana şimdi çocukluğunda sen nasıl geçiriyordun bayramları diyeceğim ama senin yaşın da çok değil ama ben yine sana sorayım. Ya, klasiktir ya bu. Senin çocukluğunda çocuk bayramlar nasıldı? Böyle, burada da soğanı da alayım bu arada ben. Şeyde İzmit'te dedemlerle dayımlar yan yana yaşıyorlardı. Öyle bir yılda doğdum ki tam böyle mahalle kültürünü de tadarak çocukluğum geçti. Sonra bütün dünya değişmeye başladı. Bilgisayarlar falan devreye girince. Seni bekliyormuş. Gerçekten beni çok Allah beni öyle yılda doğurmuş ki yani şeyi de o şansı da verdi yani. Hani kapıların zillerini çalıp şeker alma zamanına yetiştim evet. Ben. Ama çok güzel bir şey işte. Biraz harçlık alıyorsun. Gidiyorsun şeker alıyorsun. Ne bileyim bayramlarda böyle çat patlar var. Böyle komik komik fişekler falan. Hani böyle bir hep bir çocukluğun muzurluğunu yaşayabildim ya. Evet, mühürleme işimiz tamam evrenim. Şimdi biz bunu fırına yollayacağız. Herkes tencereye koyar, suyunu koyar ve de o şekilde pişirir. Sonra da üzerine meyana çıkar. Ama biz bunu fırında pişireceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi fırına verince böyle et yumuşayacak mı böyle? Tabii. İstediğimiz o şeyin o mu yani? Gelken de göreceksin. Dökülecek. Dökülecek. Şimdi burada bizim et suyumuz var. Et suyumuzu yaklaşık yarısını geçecek şekilde et suyumuzu koyacağız. Bu et suyuna zaten ihtiyacımız var. Meyanesini yaparken de bize lazım. Meyanesi şimdi, ne demek? Meyan terbiyesini. Terbiyesini. Tuzumuzu da atalım.
aramasına destek vermek için tereyağımızı da şöyle koyalım. Sonra artık fırına göndereceğiz. Ve kilo almaya hazır olun. Hayır hayır. Hiç kilo almayacağız. Merak etme. İşlem tamam, artık fırına gidiyorum. 180 derecede 2,5 saat pişireceğiz, çıkaracağız. Sonraki işlemle devam edeceğiz. Nait abi, sana bir türkü çalayım diye getirdim gitarımı. Sen, evet, beni sen gitarla karşıladın galiba. Evet. Evet, bu da gitarla karşılanacak bir şey var yani. Açalım. Bir aman aman aman. Aman Allah'ım. La 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 la. Çalın davulları, çaydan aşağıya, aman aman, ah, mezarımı kazın bre dostlar, belden aşağıya. Hepsimizi değiştiriyoruz. Bu su bize lazım, onun suyu bize lazım. Bu su bize lazım, onun suyu bize lazım. O suyu lazım. Oo. Lazım. Lazım, lazım, lazım. Lazım, 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 suyu lazım. Tabii ki sarımsakları da lazım. Sarımsakları da lazım. Lazım, lazım, lazım. Lazım, lazım, lazım. Biraz Kazım, biraz lazım. Lazım, lazım, biraz Kazım, biraz lazım. Kazım neydi abicim? Lazım, lazım, lazım. Lazım, lazım, lazım. Abi onlar soğan değil miydi? Sarımsak dedik onlara. Evet, soğandı, soğandı, soğandı. Soğandı, 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 soğandı. Ya bir şey de kaçır ya. Yok, hep yeter. Soğandı. Falan. Sosumuzu yapmak için yoğurdu mu süzme? Süzme olmazsa olmaz. Süzme olmazsa olmaz. 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 Süzmemizi süzme aldık. Olmazsa olmaz. Evet. Yumurta. 3 tane yumurtamızın sarısını aldık. Un. Bağlayıcımız un. Bunlara yetecek kadar tuz. Şimdi bunları bir güzel... Et suyu koyuyoruz. Bu çok önemli. Az az koyuyoruz. Eğer suyunuz sıcak ise çok dikkatli olmalısınız. Yoksa içindeki yumurtamız pişer. Biraz da lezzetlendirmek için etlerimizin üzerine şöyle pul biber. Abi yeter yeter. Yeter. Koymakta fayda var. Biraz da dağ kekiğimizden şöyle kıralım az bir şey. Araması lazım bize. Çünkü kendisini koyarsak eğer buraya acı olur. Evrencim, sen nerede yaşıyorsun güzelim?
Ben Muğla'da yaşıyorum abi. Hı. 4 senedir hem İstanbul'da yaşıyorum ama aynı zamanda Muğla'da da bir güzel bir köyde evim var işte. Çok güzel. Ne yapıyorsun orada Muğla'da? Bir şeyler ekiyor musun, biçiyor musun? Geçen sene dara ektim, mısır. Evet çıktı. Bu çok büyük bir mutluluk benim için. Evet. Biber ektim. Şimdi zaten gördüm salatanın fiyatını tane tane alıyorlarmış artık insanlar. Bu sene salata da ekeceğim. Kendin için ekip biçiyorsun yani. Kendimi ekip, yani biçmek zaten seviyorum. İstemesem de yapacağım artık. Çünkü imkanım var ve kendi bahçenden salata yemek, domates yemek bambaşka bir şey. Sen bilirsin yani. Evet. O çok ayrı bir his. Tabii tabii. Bir de taze ya, canlı mesela. Biraz önce koparıldı ve içindeki her şey çok canlı. Tamam. O da seni çok besleyen bir şey oluyor yani. Her anlamda. Keşke onlardan gibi malzemelerden getirseydin o malzemeleri. Bir daha senden program yaparsak senin tarladan malzemeleri kullanacağız. Benim zeytinliğim var. Zeytinyağı mesela ben çok getirebilirim. Güzel. Çok güzel. Şimdi bunu bir daha fırına yollayacağız. Nar gibi üzeri kızarıyor. Yemeğe hazır. Hadi fırına götüreyim ben bunu. Hadi götür abi. Ben yine götüreyim. Evrencim, yemeğimiz hazır. Nasıl görünüyor? İnanılmaz görünüyor abi. Ellerine sağlık. Ellerimize sağlık. Ellerimize sağlık. İçine bizi koyunca bu kadar güzel oldu abi. Evet, hep beraber, ikimiz beraber yaptık yani. Ama müziğin tadı da var onun içinde. Bence de var. Müsaadenle unutmadan önce bir teşekkürüm var. Oraya etmek istiyorum. Şef Fırat Yakut kardeşime ve ekibine sonsuz teşekkürler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Dedikten sonra önünde neler var, hangi projelerin var, neler yapıyorsun, neler yapacaksın, neler yapmak istiyorsun, onları bir dinlemek isterim. Abi önümüzde çok güzel bir yol var. Bana gelen bütün sınavlara ve büyümek için, beni büyütmek için gelen bütün hediyelere, sınavların hepsi bir hediye. Daha yüce, daha güzel yolculuklara gitmek için. İnşallah. Bunlara hazırım. Yaptığımız bir şarkımız var. Bozacı'dan sonra. İsmi Kesso abi. Kesso şarkısı, bizim şarkının ismi Yeni Bir Şarkı. Öyle bir şarkımız var. Yeni Bir Şarkı isimli bir şarkımız var. Anlatabildim mi? Anladım. Senden de böyle şey oluyor zaten. Bozacı'dan sonra da böyle bir şey bekliyorduk yani. Yeni Bir Şarkı'nın melodisini kullanarak onu çocuk versiyonuna dönüştürüp Kesso diye bir şarkı yaptık. Ve bu şarkının içinde işte sözler şöyle: benimle ol, neşeyle dol, kalbini aç, huzurla dol gibi bir beste. Bu besteyi niye yaptık? İnsanlığa hizmet için, bütün canlarla paylaşmak için ve senin gibi güzel insanlar dinlediğinde mutlu olsunlar diye. Sevgili Naz Özgülüş'le bu besteyi beraber yaptık. Bundan önce de Anadolu Funk'ı yaptık. Anadolu Funk'taki de amacımız aslında bu sohbeti başında konuştuğumuz bu Anadolu kültürünün sıcaklığını tekrar genç nesle hissettirmek ve işte hiç havalı değil bağlama çalmak ya da işte türkü mü yok almayayım gibi bu bir algı var gençlerde, bazılarında. Gençlerde. Bu algıyı kırmak ve aslında bir geleneğe sahip olmanın aslında çok havalı bir şey olduğunu hissettirmek için yaptığımız, kendi türkülerimizi yarattığımız Anadolu Funk diye sevgili babacığıma da yazdığım, onun için yazdığım Akıl Fikri Jimi Hendrix'te diye bir parça var. Devamında da çok güzel sevgili Coşkun Karademir, Kopuz Üstadı. Onunla beraber bütün dünyada inşallah çalacağımız çok güzel enstrümantal eserler yapıyoruz. Melodinin kudretine çok daha inandığım bir yerdeyim. Ve bu melodilerin insanlara çok şifalı gelebileceğine inandığım bir yerdeyim. O yüzden hatta kalınız, takipte kalınız, bizimle kalınız ve sizlerle paylaşacağımız daha bir sürü şey var. Lütfen bizimle olun, gelin yolculuğumuza katılın diyorum özetle. Evrencan, su gibi konuşuyorsun ya. Su gibi, seni dinledim. Sevgi var, saygı var, ülkeye hizmet var, insana hizmet var,
Bütün bunların hepsini sen müziğinle yapacaksın. Erlerle yüzler insanların aynasıdır. Ve baktığım zaman, dinlediğim zaman sen de bunu görüyorum. İşin gücün rast gelsin, senin yolun açık olsun evrenim. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Bir de bir bayram mesajımız verelim. Niyet ediyorum ki bu bayramda küsler barışsın, büyüklerin elleri öpüsün, insanlar iyileşsin, kalpler birleşsin, yardımlar yapılsın. Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu, birlikte ne kadar özel olduğumuzu hatırlayalım. Köklerimizi hatırlayalım. Toprağımızın kıymetini hatırlayalım. Bayramın ismini, hakkını verelim, yardımlar edelim. Paylaşalım. Yani bayram paylaşmaktır ve en güzel şekilde paylaşalım. En kalpten dileğim budur inşallah. Bitti abi. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Güzel ülkenin güzel çocuğu Evren Can bütün yüreğiyle mesajların en güzellerini verdi. Ben de size iyi bayramlar diyorum. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Benimle ol, neşeyle dol. Kalbini aç, huzurla dol. Elimi tut, sarılalım. Bugünden başlayalım. Yanıma gel, kutlayalım. Hep birlikte paylaşalım. Sevgimizi, neşemizi, coşkumuz sonsuz olsun. Sen de şimdi benle, senle benle olsan, iki çiçek alıp şarkıma katılsan ya, katılsan ya. Sen de şimdi benle bulutlara gitsen, güneşe benden şarkılar söylesen, sen, sen de söylesen. Que so, que so, yes so, yes so, bella mucho, coro solo. Que so, que so, yes so, yes so, Evren Mars, oh Evren Mars. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. La 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 la. Ay 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 ay. Sen de şimdi benle, senle benle olsan, iki çiçek olup şarkıma katılsan ya, ya katılsan ya. Sen de şimdi benle bulutlara gitsen, güneşe benden şarkılar söylesen, sen de söylesen. Que so, que so, yes so, yes so, bella mucho, coro solo. Que so, que so, yes so, yes so. Oh, Evren Mars, Evren Mars. Nakarat birlikte abi. Que so, que so, yes so, yes so, yes. Bella mucho, bella mucho, coro solo. Que so, que so, yes so, yes so. Oh, Evren Mars,
Teşekkür ederim.